Konuşsana lan Zeki. Ne oldu? Dut yemiş bülbüle döndün. Bu ne rezillik kardeşim ya? Sizin bir yazıhanecilik kuralınız falan yok mu? Konuşma lan gerizekalı. Yazıhane mazhane yok burada, minibüsteyiz. Kural falan yok. Ben size böyle mi yaptım? Sizin bir planınız, programınız yok mu? Şu dövecek, şu sövecek, şu vuracak diye. Lan Zeko, oturduğum yere pişman etme beni, yemin ediyorum arkaya zıplarım ha. Hayır, İlyas'la ve Esat'a bir diyeceğim yok. Bu arkadaki arkadaşlar size hiç yakışmıyor ha. Siz raconu olan adamlarsınız. Fahri abi. Anladım İlyas. Ya Fahri be, şunu aramıza mı alsak ha? Daha rahat döveriz şimdi. Ben buradan açım kötü, iyi vuramıyorum buna. Bana kalsa... Tamam. Sana falan kalmasın. Sana kalsa kafasına sıkıp atalım aşağı. Kalmasın sana. Ben yerimden memnunum. Buradan arada yapıştırırım bir tane. Bak, ben diyorum ki anlaşabiliriz. Yani mesela ortak düşmanlarımız var. Ben sizi Akif'e götüreyim. Zeki. Akif nasılsa bize gelir. Bizim sana ihtiyacımız yok. Alparslan, sen daha toysun. Bizim işte herkesin herkese ihtiyacı vardır. Misal benim bu minibüsteki arkadaşlara ihtiyacım olmasa çoktan öldürmüştüm hepinizi. Yani mesele öldürmek değil, kullanmak. Beni doğru değerlendirin diyorum. Biraz sağa çek, ben arkaya geçeceğim. Esat dur şimdi, arabanın içinde iş çıkarma, az kaldı. Hayırdır hemşerim, sen arkaya gelip ne yapacaksın? Hani bizim yapamadığımız ne var da sen yapacaksın? Abine söz verdik diye duruyoruz işte. Oturduğun yerden hava yapma bize. Boran bana kılıçla hava yapıyor. Sen konuşma lan. Yemin ediyorum bu ettiklerinizin acısını çıkarırım. Aslında beni buraya getirdiğiniz için sevindim. En azından raconu olan bir adamın yanında olacağım. Nereye gidersen git, fazla kalmayacaksın. Sevinme boşuna. Abimin ne yapacağı belli olmaz İlyas. Bana kalırsa burada köpek hayatı yaşar bu. Köpeklere kurban olsun bu şerefsiz. Olur işte. Ben de onu diyorum Boran. Abim bunu kolay kolay öldürmez yani. En nefret ettiğim işler. Sıkalım gidelim. Ne demeye uğraşıyoruz? Ayıp oluyor fare. Ferman senin işini bitirmesin diye neler yaptım ben. Rahmetli buna kafayı takmıştı da. Lan Zeko, sen istiyorsun ki ben seni burada hemen geberteyim. Ama buraya kadar getirmişim, öyle kolay ölmek yok sana. Yürü!
Abim içeride mi Emir? İçeride Behzat. İyi, sen şimdi içeri gir. Abime Zeko'nun geldiğini söyle, o çıksın dışarı. Emir Hanım, siz de rahatsız ettik bu saatte, kusura bakmayın. Bu Behzat'la İlyas beni öldürmek isteyince... çok güzel birine söz verdim. Size canımı veremem dedim ama. Zeki. Durum değişti. Seni ben öldürmeyeceğim. Ama sabaha kadar acıdan inlemeni dinleyeceğim. Artık hangi gecenin sabahı gebermene müsaade eder? Orasını Haşmet abim bilir. Biz bir Haşmet abinle konuşalım, müsaade isteyelim. Siz gidebilirsiniz İlyas. Senden izin isteyen olmadı Behzat. Tamam, tamam. Anladık. Abimden teşekkür alacaksın. Buyur. Ben sizi götürürüm. Al pasta. Behzat. Beni ne öldürür biliyor musun? Biliyorum. Biz. Yok. Öyle acı içinde diyorum. Aa, tamam. Onu söyle Zeko. Ömrü bu İlyas'a verirsen vallahi acılar içinde ölürüm o zaman. Olsun. Ne var mı? Behzat, onun dinini kessin. Farı doğru diş. Dilini kesin. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız. Yoksa bu size birbirinizi öldürtür. Fare, ayıp oluyor ama. Faruk, tut şunu koluna. Hızır'a çok teşekkürlerim millet. Bu yaptığı benim için gerçekten çok önemli. İletiriz. Eğer sorgulayacaksanız Akif'le ya da herhangi biriyle ilgili bir şey söyleyecek olursa bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Haşmet, belli ki sinirlisin. Öfkelisin. Ama sana tavsiyem, kendini boşuna yorma. Çünkü bu şerefsizin söylediği her şey yalan. Sorgulamayacağım Baran. Söyleyeceklerin hiçbiri de umurumda değil. Dediğin gibi öfkeliyim. Öfkem geçene kadar da yaşayacak. Bu dediğiniz biraz uzun sürebilir. Yine de tedbirli olmakta fayda var. Bizden birkaç arkadaş kalsın mı burada? Gerek yok İlyas, sağ ol. Ben sizi zorlayayım. Thank you.
Siz çıkabilirsiniz. Ben de mi abi? Niye bir şey mi merak ediyorsun Mesut? Yok canım, bunun neyini merak edeceğim? İyi o zaman. Bize müsaade edin. Son sözünü sonra dinleyeceğim Zeki. Ama çok sonra. Zeki'nin işi bitti mi? Onun işi biraz sürer. Haşmet'in yanında. Hak etti abi. Bu arada ben de özlemişim abi. Teşekkür ederim beni de götürdüğün için. Enişte nerede? Hatice ablayla çıktılar. Hı. Siz de kahve içer misiniz abi? İçeriz Mine. Siz kahve içmeye gitmemiş miydiniz? Geleni kahve isteği, gideni kahve isteği. Gittiğimiz yerde kahve içmeye fırsatımız olmadı babaanne. Mine. Özlem uyudu mu? Balkonda. Ne oldu, bir şey öğrenebildin mi? Senin dediğin gibi olmuş. Serpil Hanım evlenmene izin vermem demiş. Amca müsaaden var mı? Git git. Hazır gidecek yerim varken git. Sen bu uşağa niye yükleniyorsun? İstemeyim misin bu işi? Yani kıskanıyorum. Kıskançlık çok kötü bir şeydir uşağım. Etme o işi. Eğer yalnızlıktan mutsuzsan bakayım sana da birilerini. Ana, oluyor mu şimdi? Bak oğlu burada. Dede olacak yaşa gelmiş zaten. Sana ne lan? Dedeymiş, oğluymuş. Ben burada kimler varken neler yaptım? Edepsiz. Daha da evini puh. Ben annenin niye böyle tepki verdiğini anlıyorum. Niyeymiş? İşte bunu anlatması zor. Neticede annen. Konduramayabilirsin. Kondururum ya da konduramam. Söz konusu olan benim annem. Lütfen benden bir şey saklama. Bazı şeyler oldu. Bu evden dışarı çıkan,
Hani seninle aramıza mesafe koymuştum. Evet. Akif'in sana daha önce değmiş olmasından ötürü ihtimal vermesem de bu benim uyguladığım bir tedbirdi. Benden şüphelendin yani. Annenden şüphelendim. Ve maalesef şüphelerimde haklı çıktım. Annemi daha tanımıyorsun Alparslan. O korkaktır, ürkektir yani. Akif onun karşısına çıkmış olsa koşa koşa gelir söyler bana. İşte korkak ve ürkek. Tam da Akif'in aradığı profil. Bak beni sakın yanlış anlama. Ben senin anneni sana kötülemeye çalışmıyorum. Muhtemelen senin zarar göreceğinden, seni öldüreceğimizden dem vurarak gözünü korkutup kullanmıştır Serpil Hanım'ı. Bu senin tahminin mi, şüphen mi? Yoksa bilgin mi? Önceden şüpheydi. Artık bilgi. Bu bilgiyi nereden öğrendiğini benimle paylaşırsan, bahsi geçen annem bile olmuş olsa sana inanmayı tercih ederim. ...24 saat evinizi izletiyorum. Akif'le annenin temasını tespit ettik. Annem saf bir kadındır. Ona zarar gelmesini istemem. Ben de zarar gelmesini istemem. Bak, bu bilgi seninle benim aramda kalacak. Akif'i ele geçirdikten sonra oturur annenle konuşuruz. O iğrenç Akif hayatımızdan ne zaman çıkacak? Az kaldı. Şunu bil. Bizden yana tehlike yok. Ama Akif'le annenin teması her zaman tehlike yaratabilir. O yüzden dikkatli olacaksın. Belli ki bir süre daha buradayım zaten. Annem beni evlatlıktan reddetmiş gibi davranıyor. Ya sen deli misin? O senin annen. Koşarak sana sarılacak, sen de ona sarılacaksın. İyi ki varsın. Ya o değil de... ...ninenin yaptığı güllaçta aklım kaldı. Sana bir sır vereyim mi? Neymiş? Ben güllaç hiç sevmem. Hadi ya. Hatırın için de mi yemezsin? Ya hatırın için zehir olsa yerim. Tamam tamam, zehre gerek yok. Ben sana başka tatlı ısmarlarım. Efendim, polisler zeki istihbaratçılara teslim ettiklerini söylüyorlar. Alanlar Altan ekibinden miymiş? Öğrendiğimiz kadarıyla Çakır Beyler almış. Tim kılına girmişler. Öldürmemişler mi Zeki'yi? Hayır efendim. Minibüse koyup götürmüşler. İntikam alacaklar ya. Kesin Haşmet'in oraya götürmüşlerdir. Ne emredersiniz? Ekipler bizden bilgi bekliyor. Daha fazla orada beklemesinler. Hemen Haşmet'in oraya gitsinler. Ne yapsınlar, etsinler. Zeki ölmeden onu oradan sağ kurtarsınlar. Emredersiniz.
Neler olduğunu anlatmayacak mısın Akif? Anlatmayacağım Esra. Ben işimle ilgili her şeyi sana anlatıyor muydum? Bir sorunun var diye soruyorum. Sorun benim sorunum. Çözünce anlatırım. Niye sırıtıyorsun sen? Çözünce konuşuruz Akif. Zeki nerede? Al kızım. Esat koş çabuk. Evi bastılar. Abi. Ömür ambulans çok. Abi. Abi bir şeyin yok. Merak etme, iyi olacaksın. Ne diyorsun Faruk? Emin misin? Zeki. Kimseye bir şey olmuş mu? Hangi hastane? Tamam. Tamam, ben seni arayacağım. Konuşurken isimleri söylesen de bir daha anlatmasan diyorum. Haşmetleri kim basmış? Zeki'yi kim almış? Ölen kalan var mıymış? Amca.
Akif'in ekipleri basmışlar. Zeki'yi almışlar. Haşmet de ağır yaralanmış. Arabayı satı. Ömür'ü. Hangisi cevap verirse. Hangi hastaneye gidiyorlarmış öğren. Tamam abi. Sen de Ünal'ı ara. Altan'a gidin. Ya o Akif'i bize versin ya da boşu boşuna hiç o koltuğa oturmasın. Baba, Esra'yı da evden çıkarmak lazım. O yüzden Akif'in adresini versin demiyorum. Altanlar alsın diyorum. Biz gidersek o kızı yakar o şerefsiz. Ben de üstümü değiştirip geleyim mi? O Ömür'e yazık dur. Hastanede bir başına. Bana biz gidelim bir hele. Duruma göre sana haber veririz. Efendim, çok kan kaybetmiş. Ama yaşıyor. Yetiştirdik hastaneye. Ameliyathanın önünde bekliyoruz. Efendim. Ünal Bey ve Alparslan Bey geldiler. Buyursunlar bakalım. Alpancığım. Peşrev yapacak zamanımız yok. Bizi patlatmaya çalışan adamı senin Akif kurtarmış. Üstelik Haşmet'i ağır yaralayarak. İki saattir burada bir tim trafiği dönüyor. Çözmeye çalışıyorum Ünal Bey. Altan Bey, çözecek bir şey yok. Akif'in adamları Zeki Sivri'yi bir hastaneye götürmüşler. Acilen o hastanenin kontrol altına alınması lazım. Ve ayrıca sizin Akif'i almanız lazım. Bunun için sabaha bekliyordum ben. Bulunduğun makam bekleme makamı değil Altancığım. Bak, adamlar beklemiyor. Murat. Sen Akif'i almaya git. Zeki'nin bulunduğu hastane içinde bir ekip çıkar. Oradaki adamların hepsini gözaltına alın. Emredersiniz efendim. Ekiplerin bütün bunları yaparken biz seninle burada mı bekleyelim? Yoksa sen bizimle birlikte Haşmet'in bulunduğu hastaneye mi gelirsin? Sen bizim en güçlümüzsün. Biliyorum her şey üst üste geldi. Ama kendini bırakma. Ben neye göre güçlüyüm Behzat? Duygularını belli etmemekte hepimizden güçlüsün. Abimden de benden de. Yani? Yani sil gözyaşlarını. Dışarıdan görenler bizi böyle yıkılmış görmesin. Yıkıldık Behzat. Yıkıldık. Ayrıca dışarısı dediğin kimmiş? Misal. Çakırbeyliler geliyor. Meselen bu mu şimdi? Benim bir meselem yok Ömür. Kimse seni farklı tanımasın. Onun için diyorum. Sağ ol Behzat.
özellikle Çakır Beylilere olduğum gibi davranırım. Geçmiş olsun. Ağır mı yarası? Yani... hiçbir şey abime ağır gelmez de... biraz fazla kan kaybetti. Ameliyat ne vaziyetteymiş? İçeriden bir bilgi alabildiniz mi? Bana kalsa 3 güne toparlar abim. Peki doktorlara kalsa ne diyorlar? Yani ameliyatı nasıl geçiyormuş? Henüz bir bilgi vermediler. Belli ki kritik yani, gelmeyin üstüme. Gel buraya. Merak etme, abine bir şey olmayacak. Ona kendinden başka hiç kimse hiçbir şekilde zarar veremez. Abimin de dediği gibi hiçbir şey olmaz. Haşmet abi. Sağ ol kardeş. Efendim, Altan Bey buraya ekip göndermiş. Zannederim size dair bir operasyon başlattılar. Ameliyathanenin kapısından kimse ayrılmasın. Ne oldu Akif? Senin Ahmet yeterince zeki çıkmadı mı yoksa? Anlamadım. Ben de senin bana neden yalan söylediğini anlamadım. Ne saçmalıyorsun sen? Bence senin kadar saçmalamıyorum Akif. Dünden beri bana ne zaman söyleyeceksin diye umutla bekliyorum. Ola ki herkes yalan söylemiştir. Akif bana az sonra doğruları anlatır diye. Maalesef herkes doğruyu söylemiş. Ama nişanlım olacak adam hala bana yalan söylemeye devam ediyor. Hızırlara sen mi haber verdin? Evet hayatım. Bana kim ne sorarsa gördüğün gibi doğruları söylüyorum. Gerizekalı. Kendini gebertirme de çekil önümden.
Acaba ne yaptım Akif? Kandıracak başka insan yok muydu? Kullanacak başka biri yok muydu? Ben kötü bir şey yapmadım. İşimi yaptım sadece. Senin işin benim gibi insanları kullanmak mı? Evet. Yazıklar olsun. Arabalar hazır mı? Hazır efendim. Evi terk ediyoruz. Beyler geçmiş olsuna geldiler. Babam söylememi istedi. Tamam Hazır Ali. Ömür istersen çocukları yollayayım buraya. Ben Ömür ablayla kalırım burada Vesat abi. Sevinirim Hazır Ali. Hazır Ali. O Zeki'den haber var mı? Var.
Babam Alparslan'la Ünal Bey'i Altan Bey yollamıştı. Anladığım kadarıyla da bu Zeki'nin götürüldüğü hastanenin yerini tespit etmişler. Abimle Hızır abinin dostu olabilmeleri için illa bu kadar kötü şey mi yaşamaları lazımdı? Memur abla, Haşmet abi bilmem de babamın huyu biraz böyledir. Yani insanlarla kötü olmadan onlarla dost olmaz. Hatta bir keresinde ben sormuştum niye diye. Neymiş? Önce insanları tanıyacaksın, ondan sonra güveneceksin. Eğer önce insanlara güvenirsen sonra karşına tanımadığın bir insan çıkar dedi. Abimin durumu iyi. Bizim burada yapacak bir şeyimiz kalmadı beklemekten başka. Madem bu Zeko'nun yattığı hastanenin yerini öğrendik, ben bir ameliyata gideyim müsaadenizle. Ben birilerini gönderdim hastaneye. Ayrıca Altan Bey'in ekipleri de orada. Şimdi Altan Bey, kusura bakmayın, bu mesele tamamen ailevi bir mesele. Konuyu biz devralalım. Sizin zaten yeterince çok önemli büyük konularınız var. Böyle itle köpekle meşgul etmeyin kendinizi. Behzatçığım, üzüntünü anlıyorum. Ama şu an bu isteğini karşılayamam. Çünkü ben asıl Akif'in peşindeyim. Onu yakaladığımızda zaten Zeki'nin bir önemi kalmayacak. Neticede herkesin istediği olacak. Altan Bey'in onunla işi bittiği zaman biz de hastaneye gideriz, Zeki'yi alırız. O Akif hala içinizdeki birimleri kullanıyor. Sızma olduğu sürece Akif'i alamazsınız, benden söylemesi. Bugün Altan Bey'in arabasına bomba koydular. Bu konu her ne kadar onun şahsi meselesi olsa da dostlarının onun arkasında olduğunu gösterme vaktidir. Hızır Reis, aslına bakarsan bu patlama olmasaydı Akif'in ihanetini anlatmakla çok zaman kaybederdik. İnan bana, Akif'i yok etmek daha az zamanımızı alır. Şu an benim için en önemli şey Akif'i sağ ele geçirmek. Efendim, Murat arıyor. Umarım beklediğimiz haber geldi. Ne yaptınız Murat? Esra Hanım'ın durumu nasılmış peki? Durumu iyi görünmüyor Esra Hanım. Bilinci yerinde değil. Beyin kanaması dediler. Bir saniye Murat. Akif kaçmış. Üstelik nişanlısını ölüme terk ederek. Anlamadım. Esra Hanım evde ağır yaralı bulunmuş. Beyin kanaması şüphesi varmış. Hemen buraya getirsinler. Murat, Esra Hanım'ı bulunduğumuz hastaneye getirin hemen. Anlaşıldı efendim.
İşte kastettiğim şey buydu. Bu Akif'in herhangi bir değere bir saygısı yok. Yapamayacağı bir şerefsizlik de yok. Bu saatten sonra da yakalamak çok zor. Bence herkes olabileceklerin en kötüsünü düşünsün. Belki oralarda bir iz buluruz. Maalesef haklısınız. Ben de gidip şunun izini bulmaya çalışayım. Zahmet etmeyin. Esra'yı bu beladan daha önce kurtarabilirdik Hızır. Hata ettik. Akif'i ele geçirebilmek için yanında kalmasına müsaade ettik. Hata ettik. Biz giren çıkan herkesi kontrol ediyoruz. Hayat tehlikeyi atlattı şimdi. Merkuz'un etkisinden de çıksın, biz size haber vereceğiz. Arkadaşım, bu adamın yaşaması tehlikeli. Biz de atlatamadık, biz. O yüzden şimdi siz çekinin gidin. Biz gereğini yapalım. Talimat neyse o, kusura bakmayın. Devran, siz bir köşede uyuyun. İstirahat edin. Hatta erken sahur yapın. Biz sonra giren arkadaşlara, arkadaşların bir kabahati yoktur diyerek gerekli açıklamayı yaparız. Yok diyorsun yani. Gel Zafer, gel. Peki. Enişte. Hı? Ben şu yeşil elbiselerden giyeyim. Bir tane de maske takayım. İçeri gireyim, ne diyorsun? Hı. Bizim de yüzümüzü görmediler ya adamlar. Hiç benzetmezler Zafer. Maske takalım bir enişte. Neyse durun bir bakalım. Bir nöbet değişimi falan bir şey olursa... o dediğiniz Zafer'in ben yaparım. İçeri ben girerim. Aranızda bir tek doktora benzeyen benim. Neye göre abi? Hep hayat kurtarmak istemişimdir Beysa. Nasip işte. İsa, Mithat. Buranın başka bir kapısı vardır. Girişi, çıkışı. Suriye geçin, bize de işleri burayı tutarız. Ben morga haber verip geleyim Hemşire Hanım. Ben de hocaya haber vereyim. Hemşehrim. Buyurun. Ben trafik kazasından geldim buraya. Eşe dosta da arayıp haber veremedim. Yeğenim de doktor, biliyor musun? Bir arasam da buraya çağırsam. Olur hemşehrim, ne demek? Geçmiş olsun. Numarayı ezbere biliyor musunuz? Biliyorum, biliyorum. Sen ver hele telefonu. Sen konuş. İşim bitince ben telefonu senden alacağım. Sağ ol. Emrah. Benim ben dayın. Zeki lan Zeki. Kaç tane dayın var gerizekalı. Şimdi konum atıyorum. Acil buraya gel. Ana kapıya gelme ama. Morg kapısına gel, oradan çıkacağız. Tamam. Ulan Haşmet. Her yanımızı faça içinde bıraktın. Benziyor. Tövbe estağfurullah. Allah sonumuzu benzetmesin.
Adam karısını seviyor hala demek ki. Yıkıldı yani İlyas. Eski karısı Behzat. Biz de biliyoruz eski karısı olduğunu herhalde. Yine de yıkıldı yani, onu diyorum burada. İnsan çünkü Behzat. Duyguları var yani. Ya tamam işte Ömür, ben de onu diyorum. Hala duyguları var yani. Yoksa eski karısına kim üzülmüş bu dünyada? Aslında bu Esra'nın başına gelen her şey bizim yüzümüzden geldi duygusu olabilir mi? Bak o duyguyu ben Ünal'la Hızır'da gördüm. Ama İlyas'taki daha başka. Kız hastaneden sağ çıksa işler değişir gibiydi yani. Esra kurtulsun da gelsin bir önemi yok. Nasıl olmasını isterlerse öyle olur. İnşallah kurtulur. İleride sokağın yukarısında arabanın içinde Alparslan'ın bir adamı var. Onu buraya Özlem'i korusun diye koymuş belli ki. Siz gidin şunu bir ortadan kaybedin. Kim o? Benim Serpil Hanım, Akif. Hayırdır Akif Bey bu saatte? Ne oldu size? İçeride konuşabilir miyiz Serpil Hanım? Özlem'e bir şey oldu demeyin sakın. Esra, Esra'yı öldürdü bu İlyaslar. Ne? Ne diyorsunuz siz? Alparslan'la beraber yaptılar.
Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzüldüm Akif Bey. Ama siz nasıl olur da böyle bir şeye engel olamazsınız? Maalesef. Bunlar öyle bir şebeke ki neredeyse beni de görevimden etmek üzereler. Ne olacak peki şimdi? Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Ama size bir gönül borcum var. Eğer isterseniz kızınızı kurtarmak için size yardımcı olabilirim. Kızım Alparslan'a evlenme teklif etmiş. Tabii ben de kızınca o da onlara gitti. Nasıl alacağız ellerinden? Bir yolu var. Ama sizin soğukkanlı olmanız lazım. Adamı gözünüzün önünden kaçırmak ne demek? He? Ya bu adam yaralı yaralı. Adam ameliyattan daha yeni çıkmış. Narkozdan ayılmamış. Ama yok, bizimkiler narkozlu, ayakta uyuyor hepsi. Resim, bizi öldür ama önce bir dinle. Dinliyorum Zafer. Dinlemeye mecbur değilim ama maalesef dinliyorum. Hadi anlat bakalım. Bu herif sizin gözünüzün önünde o hastaneden nasıl çıktı? Reisim, yoğun bakım odasının önünde devletin aslan gibi görevlileri var. Biz dışarıda ikiye bölündük. Enişteyle ben ön kapıyı, İsa ile Mithat arka kapıyı tuttu. Yani bu adamın oradan sağ salim çıkması mümkün değil. İlyas da onu soruyor işte, nasıl çıktı diyor. Besat, biz sizin evden nasıl çıktı diye soruyor muyuz? Belli ki bu Zeki'nin ilişki ağı bitmek tükenmek bilmiyor. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla bu Zeki yoğun bakımda ölen birini almış. Kendi yatağına koymuş. O ölenin sedyesiyle de morga gitmiş. Ya enişte bak, adamı çıldırtmayın. Bu herif morgdan nasıl çıkmış? Orası bizim hatamız reis. Adamın birisi geldi, ölümüz var deyip tabuta koydular. Biz açıp yüzüne bakmadık. Fatiha okuduk yani. Anlamadım, ne yaptınız? Ölü sandık reis. Ulan başlatmayın Zeki'nin ölüsüne dirisine. Siz bir de Fatiha mı okudunuz arkasından? İlyas, ben hastaneye gidiyorum. İyi, ben de gidiyorum. Senin ne işin var hastanede? Esra komada ya, Behzat. Ha, ben de abim içinse gerek yok diyecektim. Sonuçta sabaha kadar durdum. Ben de geleyim mi İlyas? Senin gelmene gerek yok enişte. Siz bu Zeki'nin peşine düşeceksiniz. Tamam mı? Bu adam nereye gitmiş olabilir? Bizim tahmin edemeyeceğimiz, istihbaratında bulamayacağı bir yer bulmuş bu herif. Tamam mı? Siz kafa kafaya vereceksiniz.
bu adam nereye gitmiş diye düşüneceksiniz. Bitti. Tamam reis. Biz beyin fırtınası yaparız. Tamam. Allak bullak olmayın Zafer. Bir fırtınaya gerek yok. Siz düşünün yeter. Tamam reis. Tamam. Niye kapıyı açmıyor bu gerizekalı? Ben açayım abi. Gel Tahsin gel. Kaç saattir seni bekliyorum. Senin burada ne işin var Zeki? Yeğenim Emrah'la bizi nerede aramazlar diye düşündük düşündük. En sonunda dedik ki... aranmazsak Paçalıların evinde aranmayız. Diyelim ki haber vermenin bir yolunu buldun ve haber verdin. O zaman da Behzat benden önce seni öldürür. Senin amca çocukları manyak biliyorsun. Kendi evlatlarını bile öldürdüler. Ki sen kuzensin. O kadar yakın da değilsin. Ulan ne ruh hastası bir herifsin sen lan. Diyelim ki öyle. Hasta bir adam hakkında ileri geri konuşmak sana hiç yakışıyor mu Tahsin? Hasta demişken... hastanede miydin sen bu saate kadar? Haşmet nasıl oldu? Haşmet iyi. Seni öldürmek için çabucak iyileşirsen merak etme. Emre. Buyur dayı. Haşmet'i ziyarete gitmek lazım hastaneden çıkmadan. Beni çabuk iyileştir. Emredersin dayı. Kusura bakmayın. Normalde onu yaşatmak benim yapacağım bir hata değildi ama oldu bir kere. Ne biri ne ikisi Haşmet. Belli ki adamı yaşayacağı varmış. Bütün dünya bir araya geldik. Ölmedi de ölmedi. Ya abi sen ne diye burada kendini boşu boşuna tribe sokuyorsun ki böyle, ben onu anlamadım. Daha az evvel devlet bile elinden kaçırdı o Zeko'yu. O ne demek? Nasıl kaçırdı? Ölü sedyesine yatıp kendini dışarıya atmış o namus. Hızır abiler hallediyorlar abi. Herkes peşinde. Bugün olmazsa yarın. Sen canını sıkma boş yere. Bacın doğru diyor. Bugün olmazsa yarın. Bu bizim eve saldıranlar Akif'in ekibiymiş. Öyleymiş. O da ekipleriyle beraber sırra kadem bastı abi. Behzat daha uzatacak mısın? Ya Ömürcüğüm sen bir hava mı alsan acaba? Biz burada bunları boşuna mı anlatıyoruz?
O hırsından, öfkesinden iki günden çok yatamaz, iyileşir diye anlatıyoruz herhalde. Tamam Behzat, konuşmuyorum. Abi ben bir şey daha deyip konuyu kapatayım. Neymiş? Bu Akif namussuzu kaçarken İlyas'ın eski karısını da darp edip öyle kaçmış. Kız komada şu an. Ben buralardayım. Ünal ve İlyas'la onun yanında. Birazdan gelirler herhalde. Kızlar, geçmiş olsun. İnşallah kıza bir şey olmaz. Bazen isteyerek, bazen istemeyerek sevdiklerimize zarar veriyoruz. Hayatlarıyla oynuyoruz. İnşallah kıza bir şey olmaz. Yoksa sonrası ne olur? İnan ben bile bilmiyorum. Ben yaşama hiç ciddiye almadım. O yüzden hayatımda en değer verdiğim şeyleri kaybettim mesela. Tek bildiğim şey, eğer hayatı ciddiye almazsan kimsenin sana zarar veremeyecek olduğuydu. Meğer yanılmışım. En büyük zararı böyle alıyoruz. Özür dilerim kızım. Zamanında müdahale etmediğim için özür dilerim. Güzel şeyleri nasıl berbat ettiğimizi gör. Ben sizi baş başa bırakayım. Sen benim sevdiğimsin, sevdiğim.
Sen sadece benim ol istiyorum. İlk defa seni eşim, bu ailenin gelini, yeğenlerimin yengesi gibi hissettim. Çok duygulandım Bezra. Hala inanamıyorum evleneceğimize. Evet. Yaptığıma pişmanım. Açıkçası korktum. Sizden de bana hak vermenizi bekliyorum. Ne zaman bu eve gelsem, o öldü, bu vuruldu, şu hastanede laflarından başka bir şey duymadım. Yani siz de annesiniz Hayriye Hanım. Bana hak verirsiniz. Özlem benim tek varlığım. Gösterdiğim tepki onu korumak içindi. Ama düşündüm ki kızım beni terk edip buraya gelmeyi tercih ediyorsa ben de onun yanında olmalıyım. Selbir Hanım, benim uşaklarımın hangisi doğru bir tercih yapmış ömrü hayatında bilmiyorum. Ama neyi tercih ettiyseler yanlarında olmuşum. Hayriye Hatun'un dediğine ben şahidim. Doğruyu söyleyerek yanlarında oldu. Yanlışı göstererek yanlarında oldu. Bir ana olarak hep yanlarında oldu. Diyelim ki Kizun yanlış bir adam hissetmiş. Sağa düşen bunu söylemek. Kizun'un zarar görmesine engellemek. Ama yanında olarak. Ben de onun için buradayım Hayriye Hanım. Sağa hak vermiyorum diyemem. Az sonra kalkıp buradan hastaneye gideceğiz. Eski gelinimizi görmeye. Komada değiller. Geçmiş olsun, bilmiyordum. Kaza insanın başına gelecekse geleyim. İlyas onun başına bir şey gelmesin diye onu boşamış idi. Gel gör ki Kizun başına gelmeyen kalmadı. Yani Özlemciğim, bizim hayatımız zor bir hayat. Kader senin kaderin. Zorluk varsa kaçsan da zor, kalsan da zor. Yalnız kalmadıktan sonra ben her zorluğu birlikte aşabileceğimize inanıyorum Emine abla.
O yüzden annemin söylediklerine çok mutlu oldum. Eğer aileysek ve birlikteysek üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yok. Bir tek ölüme çare yok. Hadi. Hadi kalkın. Sizi de evinize bırakalım. Biz gideriz babaanne. Siz hiç yolunuzu değiştirmeyin. Hadi hadi. Her yer bizim yolumuzun üstü. Allah kötü yola götürmesin.